Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Okyanus Yayınları'ndan çok güzel bir problem çözeceğiz size. Hemen sorumuza geçelim. 10. yüzyılda Halil ve Arda isimli iki arkadaş bir tane at ile çölde yolculuk yapmaya karar verirler. Daha çok mesafe kat etmek ve atı yormamak için şöyle bir plan yaparlar. Halil koşmaya başlar, Arda atı sürer. İlk mola yerinde Arda atı bağlar ve koşmaya başlar. Halil mola yerine geldiğinde atı sürmeye başlar. Diğer mola yerinde atı bağlar, koşmaya başlar. Bu şekilde devam ederler. İlk karşılaştıkları mola yerinde T dakika süre geçer ve N kilometre mesafe kat etmiş olurlar. Mola yerleri arasındaki mesafeler eşit ve birer kilometredir. Halil, Arda ve atın saatteki hızları 5 ve 8 ve 12 olmak üzere. Halil 5 kilometre bölü 1 saat, Arda 8 kilometre bölü 1 saat ve atımız da 12 kilometre bölü 1 saat olacaktır. Şimdi önce soruyu kurgusunu anlatalım. Diyor ki iki arkadaş önce birisi ata biniyor gidiyor yol alıyor. Sonra durağa geldiğinde dinlenme yerine geldiğinde atı bırakıyor. Arkasındaki çocuk yürüyerek yetişiyor koşarak yetişiyor. Tabii o sırada kendisi yol alıyor. İkinci durakla birinci durak arasında yol almaya çalışıyor. Arkadan çocuk biniyor ata. Bunu geçiyor. O durakta öbürü bırakıyor. Kendisi yetişip atı alıp gidiyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi soruda kurgusunda aslında şunu yapmak istiyor bize. Duraklar arasındaki mesafeleri ya atla ya da koşarak gittikleri için her iki durak arası da 1 kilometre olduğu için bu ne demek oluyor? Kaç durak arasında atla gitti, kaç durak arasında yürüyerek gitti. Onu bilmiyoruz. O zaman şöyle diyelim. Biz de şuraya baktığımızda en kilometre mesafe kat etmişler diyor. Tamam, bu en kilometreden önce şunu söyleyelim. İki grup yolculuk yapacaklar. Mesela Halil ve Arda için konuşuyoruz. Halil ve Arda için. Halil x kilometre koşarsa bu Halil'in koştuğu x kilometre boyunca Arda atla gitmiş oluyor. Yani şöyle yazsak daha güzel olacak. Böyle yazmayalım. Koşma ve atla. O zaman Halil x kilometre koşarsa Halil'in koştuğu yerlerde Arda atla gittiği için bu x kilometreyi atla gitmiş olacak. Peki bu toplamda en kilometre mesafe kat ettikleri için en kilometreden geriye kalan x kilometreyi Arda koşarak gidiyorken tabii ki Halil de bu sefer ata binmek durumunda olacak. Tamam, buradan sonraki durum neymiş? İkisinin de o birlikte karşılaştıkları durağa gelinceye kadar ortada geçen süre ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Çünkü orada karşılaşıyorlar. Birlikte harekete başlıyorlar. O zaman şöyle diyelim. Halil'in koşarak gittiği mesafe nedir? 5 kilometre. Sonra Halil'in atla gittiği mesafe n eksi x kilometre. Bu mesafeyi de atla gittiği için 12 kilometrelik hızla gidiyor ve bu kadar süre harcamış oluyor. Aynı süre Arda için şöyle gerçekleşiyor. N eksi x kilometreyi koşarak gidiyor. Yani 8 kilometrelik hızla. X kilometrelik mesafeyi de kendi hızıyla yürüyerek, pardon, atla gitmiş oluyor. Şurada atla gidiyor, pardon. 12 diyoruz. Hemen burada gerekli işlemleri yapsak şu 12'ler birbirine benziyor. Şöyle yapsak burayı. X bölü 12 eksi n artı x, hatta paydalar eşit olduğu için tek kesir çizgisinde yazdım. Böyle yazdığımda bunu buraya attım. Sonra bu 8'i buraya atarsam x bölü 5 eksi n eksi x bölü 8 diye payda eşitlesem şuraya 8 yazayım, şuraya da 5 yazayım. Ne yapmış oluyor? 8x eksi 5n artı 5x oldu. Bölü 40. Aslında neye eşit oldu? Şurası da 2x eksi n bölü 12 oldu. Şurayı düzenlediğimde kaç yaptı? 13x eksi 5n bölü 40, aslında 2x eksi n bölü 12. Tamam, şöyle yapalım. Bir içler dışlar çarpımı yapmadan önce sadeleştirsek daha kolay olacak. 3 4'e böldüm 10. O zaman 20x eksi 10n eşittir. 3 kere 13 39x eksi 15n. Tamam. N'leri buraya alalım. X'leri bu tarafa aldığımda
Şöyle bir şey çıktı. 5n eşittir 19x. Şimdi burada bu orantı çıktı ama şunu bilelim. Her durak arasını tam ya atla ya koşarak gittikleri için buradaki n kilometrelik mesafe de bütün durakların toplamı olduğu için doğal sayı, mecburen bu x de doğal sayı olacak. Dolayısıyla karşılaştıkları yer n 19 olduğu zaman x'in 5 olduğu durumdur. Şimdi burayı bulduk. Peki t'yi nasıl bulacağız? T nedir? Zaten bunların şu az önce hesaplamaya çalıştığım mesafe, pardon, zaman şuydu. T idi. Buraya yerine yazsam x yerine 5 yazdığımda t ne oluyor? X yerine 5 yazdım. 5 bölü 5 artı n yerine 19 yazdım. 19 eksi 5 bölü 12 olmuş oluyor. Şurası 1 artı 14 bölü 12. O da ne yapar? 12 26 bölü 12 olduğu için bu da 13 bölü 6 olur. 13 bölü 6 saat. Aslında bunu dakikaya çevirecek olursak 13 bölü 6 çarpım 60 dakika ne yaptı? 10 130 dakika yaptı. 130 dakika. T 130 dakikaymış. Neymiş arkadaşlar? 130. N de kaç oldu? N'yi de burada bulmuştum. 19. Toplamda 149 geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çözüm böyle. Ancak soruda şöyle bir durum var. Halil Arda muhabbetinde ilk Arda ata biniyor. Arda daha hızlı. Halil Gelesi'ye kadar Arda atıp bıraktıktan sonra Arda ikinci mola yerine attan daha önce ulaştığı için ata binmek için beklemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla ikinci durakta bunlar karşılaşmak durumunda kalıyor. Ancak biz buna takılmazsak, yani sorunun kurgusu aslında böyle çözmemizi istiyor. Diğer mola yeri dedi, direkt ikinci değil de herhangi bir mola yeri diyorsa soru normal bir hale döner. Veya soruya ilk Halil ata binerek başlasaydı da bunu düşünmemize gerek kalmazdı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.